Herkese merhaba tekrar. Kırmızı bir E30'umuz olsa projemizin sonlarındayız. Bu arada pek video çekip atmaya fırsatımız olmadı. Araçta da bayağı ilerleme kaydettik gördüğünüz üzere. Panjurumuz, farlarımız, böbreğimiz, her şeyimiz tamam. Şimdi bunlara bakarız beraber çalıştırıp. Arabanın içi bitmek üzere. Koltuklarımız burada. Temizlenmek üzere bizi bekliyor. Biraz kirlenmişler ama yırtık pırtık tamir işlemleri yok. Sadece temizlenecek. Şu E36'nın üzerinde kuzu gibi yatan bizim taban alımız. Onu bugün ona başlanacak. Taba bir iç düşünüyoruz. Bakalım nasıl olacak. Arabamızın bildiğiniz gibi nikelaj, böbrek hepsi siyahtı. Ama öyle bir fikir doğdu ve nikelaja döndük. Normalde kapıdan kaynaklı. Yani kapı çerçeveleri nikelaj olduğu için. Kapı çerçevelerinden evet. Ondan dolayı. Olmadı kaplayacağız bunları ama hani hala aramızda ihtilaf var. Ben siyah beğeniyorum. Kırmızı ile siyah kombini zaten çok güzel. Ama nikelajı da kötü görmüyorum açıkçası. Hoşuma gitmiyor değil. Daha böyle bir nostaljik, daha bir ben eski kralım, kardeşim izlenimi veren bir görünüm. Zevk meselesi. Ve bunlar hani dışarıda, dış yüzeyde olan malzemeler olduğu için kaplamak, bilmem ne yapmak çok kolay olduğu için biraz işin artık zevkine giriyor onlar. Şimdi ne yapmıştık burada? Şöyle bunları gerçi açabilir miyim bilmiyorum ama göstereyim. Şöyle zemine hatırlarsanız ziftli dediğimiz yalıtım malzemesi ve bir anlamda da sacı koruyacağına inandığımız diyeyim. En azından bir süre bir kaplamamız vardı. Onun üzerine elektrik tesisatımızı getirdik ve şu an yine alt tarafı ziftli, üstü de böyle keçe tarzında bir kaplamamız var. Şurasından daha iyi net görürsünüz. Arabanın komple artık ses yalıtımı mı dersiniz, ısı yalıtımı mı dersiniz, arka çamurluk içlerine kadar, kapı içlerine kadar yalıtımlar biraz uğraştırdı ama bence değdi. Güzel de oldu. Göğsümüz yerinde. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bu arada elektrik tesisatımız full çalışır durumda. Kaan Usta gösterir şimdi bize. Sanıf elektriğini mi? Ha, elektriği bağlı. O kolay, o önemli değil ya. O en sona hallolur. Şu ışıkları bir yak ya. Ha? Şu ışıkları bir yak, arkadaşlar görsün. Arka taraf, ön taraf mı? Arka taraf, ön taraf, çek, göğüs. Fark et. Çek şu ortayı. O değil. Dur, sen hallet onu. Ben de... Hah, dur bakayım. Bu zaten bildiğimiz E30. Burada bir numara yok. Buraya özel moman tarzı bir şey düşündük de. Yok abi, her şey çok pahalı ya. İnsanın vallahi şey yapası gelmiyor. Baby Angel'lar. Kısalarımız mercekli. Uzunlar normal. Vallahi ben çok beğendim açıkçası. Acayip de güzel duruyor. E30'un zaten Angel mevzusu çok iyi. Evet. Mercekliler, uzunlarımız. Sislerimiz bağlı, her şeyimiz bağlı. Sinyallerimiz, dörtlerimiz çatır çatır çalışıyor her taraf. Hiçbir problemimiz yok. Evet. Şöyle kısacında arkaya bakalım. Arka zaten hani her E30'un gönlünde mor stop yatar ama bizim mevcut imkanlar dahilinde OM stoplarımız var. Mor stop. Yalnız plaka lambalarına birader yine enteresan bir şeyler yaptı kendi. Uydurdu güzel böyle ledden. Şerit ledleri katladı matladı içine koydu. Vallahi çok canti oldu. Onu da eline sağlık. Böyle işleri çok sever kendisi. Gayet de güzel yapar. Ondan sonra bir kapımızı açalım. Bu arada işte arabanın bahsettiğim gibi mekanik işleri de bitmek üzere. Şöyle ki bir herhalde egzozla ilgili ufak bir işimiz kaldı. Onun haricinde
Yavru yerinde. Yavruyu yerine koyduk. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi hiçbir yerde kablo yok. En önemlisi o. Evet. Bir sadece şu karşıda var. O da normal. O ön tesisata giden. Farlara giden. Ya onu da çamurluk içinden geçirebilirdik ama. Ne bileyim. Çok da gözümüze batmadı açıkçası. Gayet de clean bir setup oldu. Şöyle baktığınız zaman. Evet, hiç gereksiz bir şey yok. Şurada bir parça kablomuz var. O bağlanacak. O fiskiye bir dönüm. Fiskiye cam suyunun evet. Tesisatı. O da abiden takılıyor. Onun haricinde maşallah diyelim. Çok yakışıklı tertemiz oldu. Şurada görebildiğiniz gibi bura boşaldığı için birader aşağı torpido altından müdahale edilebilecek bir ana enerji şalteri koydu buraya. Ne olur ne olmaz diye. Bence çok da güvenlikli oldu. Tertemiz, mis gibi. Torpidonun altından bütün aracın elektriğini Allah göstermesin ihtiyaç duyduğunuzda kapatabilirsiniz. Şöyle geçelim. Çalışır mı ki ya? Basar mı? Ya çalışmaz. Niye çalışsın abi? Daha işi bitmemiş arabanın motor mu çalışır ya? Bakalım bilmiyorum, bakacağız. Ay maşallah. Evet. Böyle potur potur manifold bağlı olmadığı için akşama kadar dinle modunda bir ses. Evet arkadaşlar, son durumumuz bu. Döşemelerimiz kaldı. Ufak tefek egzoz falan filan işte oynuyoruz. Bu arada aynalarımız değişecek. Getirdik, OEM aynalarımız geldi. OEM aynalarımız geldi. Ama ben hala bu aynalarda gönlüm. Birader de OEM'leri takarız diyor. Vallahi dedim hangisini istiyorsanız onu takın. OEM aynalarımız geldi. Orijinal elektrikli ve maviş renkli böyle çok tatlı bir orijinal ayna. Bunları da boyatıp takabiliriz. Bilmiyorum, siyah da olabilir. Ama nikelajları siyah yapmadın. Nikelaj yaptığın için birader. Yani siyah yapsaydın olurdu ama bence şu anda olmaz. Ama zevk sizin. Neyse, nasıl hoşunuza gider. Entitesini bağlamak için bir yerine monte edeceğiz. He. Ama dediğim gibi hani çerçevelerin her tarafın siyah olsaydı siyah ayna doldurabilirdi. Ama yine de bu aynalar hoşuma gidiyor benim. Evet, bakalım işte dediğim gibi şu cam çıtalarını, mam çıtalarını bir geçir. Sunroof'un fitili kaldı. Onu takacağız. Sunroof'la ilgili birkaç boya problemimiz var. Beğenmediğim yerler var. Tekrar boyayalım dedik. Sürteceksin mi? Sökelim diyoruz. Bakalım bilmiyorum. Şu an için gerekli fitilini taksak mı dedik. Düşündük. Fitil biraz pahalı bir malzeme. Geri çıkartabiliriz aslında da. Hiç olmazsa o arada bir gösterdik. İş oralara kalsın. Ya arabanın her şeyi bitti sonuçta. Bu arada bir liste hazırlamaya başladım ben. Şöyle bir maliyetlere bakacağız. O anki psikolojimize göre bu yavruya inceden bir şeyler yapabiliriz ama ben hala yapmama taraftarıyım. Çünkü gerçekten kurdan dolayı fiyatlar çok yüksek. Bir de biliyorsunuz hani piyasa bu tip ekonomik dalgalanmalarda aşırı fırsatçı dolu. Bakacağız. Eşe dosta ufak ufak haber salmaya başlayacağım. Böyle bir iki parça belki ellerinde varsa daha uygun edinim şansı olursa bir şeyler yapabiliriz. Bakacağız ya. Şimdilik bir şey söylemiyorum ama şimdilik stok emellimizle bu araba bu garajdan çıkacak. Gezmeye, dolaşmaya başlayacak. İşte muayenesi varsa falanı filanı. O işleri, evrakları hallettikten sonra normal kullanılacak hale bir gelsin bakalım da ondan sonra bir şeyler yapabiliriz. Aynen öyle. Şu anda her şeyi hallederim. Sigortası, muayenesi işte. Ufak tefeğini hallederim. Piyasaya çıkartalım. Ondan sonraki iş biraz gezelim. Emel'i stok. Ondan sonra işte yetmeyeceğini bildiğimiz için ya bu işin sonu yok birader. Hiçbir zaman yetmez de işte akıllı olmak lazım. Öyle diyeyim yani. Ya zaten hani şu motor bu araba çok çok fazla. Ya bence çok tat verecek. Yani bence çok tat verecek. Hani atmosferik bir şeyler de yapabiliriz bilmiyorum.
Bir emle manifoldu değiştirebiliriz. Yani böyle bir ben her zaman boost tarafındayım ama çünkü atmosferik de sonuçta bir maliyet. Motorumuz şu an için sorunsuz. Çünkü hani biz bu motoru arabanın üzerinde aldık, dinledik, hoşumuza gitti. Belki sürpriz çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Belki o sürprizin sonrasında ya madem açtık hadi bir de şöyle yapalım der miyiz onu da bilmiyorum. Ama şu anda bu motor sağlıklı bir şekilde... Sürpriz çıkarsa bana zaten direkt ben 866 gram değiştiririm. İşte yani ha işte oralara iş gitmezse sökmeye gerek yok açıkçası. Hazır çalışan sorunsuz bir motorun varsa böyle bineceksin. Zaten sorunsuzdu, çatışa çalışıyordu. Biz aldığımızda baktık ve test ettik. Aynen yani bir sıkıntı yoktu. Onun için ben sorunsuz bir motoru açıp da yok krankını değiştireyim, yok şey yapayım tarafına pek şu anda bu bütçelerle mantıklı bulmuyorum. Ama belki dıştan bir bolton bir şeyler düşünülebilir. Neyse şu an kafa karıştırmayalım ya. Kimseye ümit de vermeye. Bakacağız duruma, bir şeyler yapacağız. Evet arkadaşlar, kırmızı bir E30'umuz olsa projesinin bu aşamasından kısa bir video çektik. İnşallah çıktığı günde çekeriz böyle bir araç içi falan bir şeyler yaparız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Herkesin gönlündeki yatan araç nasip olur inşallah diyoruz. Aynen. Görüşmek üzere.